2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler, bu açıklarını Türkiye'yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor. Kamu görevlilerinin tehdit edilmesi, halkın yarısının siyasi tercihlerinden dolayı gayri milli ilan edilmesi, milli kurumlarımızın yıpratılması, ülkenin mega projelerinin sabote edilmesi, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması, muhalefetin provokasyon siyasetinin örneklerinden sadece birkaçıdır. 70 yıllık sancılı demokrasi tarihinde çok acı çekmiş, operasyona maruz kalmış, gencecik evlatlarını sokak kavgalarında kurban vermiş bir millet olarak bu oyuna asla düşemeyiz. Sırf birkaç günlük siyasi çıkar uğruna kimsenin, özellikle de sorumluluk makamında olanların ateşe benzin dökme hakkı yoktur. Aynı düşünmek, aynı fikirleri paylaşmak, meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi anlamak, dinlemek, birbirimizle empati kurmak durumundayız. Farklılıklarımız yerine müşterek noktalarımızı öne çıkarmalıyız. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda, bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşama iradesini ortaya koymalıyız. Dayanışmamızı, muhabbetimizi, uhuvvetimizi güçlü tuttuğumuz müddetçe evelallah bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.